gün su içmeleri demek yumurtaya geçme demektir. Bal geldiği gün suya konmuyorlar. Bir şey tabii bir tane. Boş yerler. Arıcılarımız arasında arı kayıplarının sebepleri Mayıs sonu Haziran ayı içerisinde şiddetli yağan ani yağan yağmurlar ve şiddetli esen rüzgarlar sebebiyle bu arı mevcutlarında bir azalmalar oldu. Gözle görülür herhangi bir hastalık yok arıda. Hep gözlemliyoruz. O da kayıplar işçi arılar. İşçi arı, tarlacı arı dışarıda doğal şartlardan kaynaklanan işte ani yağmur, yani güneş çıkıyor ama birden yağmur bulutları geldiği zaman o dışarıdaki tarlacı arı polenli ya da farklı bir bal yüküyle yakalandığı zaman aşırı rüzgar sebebiyle yerlere düşerek tekrar kalkamıyor. Bu sebeple tarlacı arı kovanda azaldığı için işte gördüğünüz gibi ikinci katları atmamız gerekirken sezonda şu anda bir katın birkaç çerçevesi dolu gözüküyor. Bunun sebebi de biraz önce anlatmış olduğum doğa şartlarında kaynaklanan bir olay. Arıda %40'lara falan varan bir kayıp var. Önümüzdeki hafta da hasat dönemine başlayacağız. Ondan sonra da bal oranını ne kadar olduğunu ilimizdeki ve benim kendi aralımdaki arılı kovanlarda ne kadar bal alındığını yine de basın açıklamasıyla duyuracağız. İlgilenirdi. Çünkü ilçemiz Hanak'ı dolaştım, göleye gittim, il merkezindeki arıcılarımızı ziyaret ettik, köylere gittik. Hepsi aynı durumda kovanlar. Dediğim gibi bu bal sezonunda, bal akışının içindeyiz. Bal sezonunda arılı kovanlarımıza ikinci katları atmamız gerekirken şu anda bir katın birkaç çerçevesinde arı var. Onun da işte zayıf, bal da şu anda zayıf geliyor. Ama yine de bekleyip hasat dönemini bekleyeceğiz. Bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde onun da açıklamasını yaparız. Çerçeveleri çektiğimiz zaman anlaşılır. Evet. Atmış olduğumuz ham çerçeveleri bile kabartmamış arı. Bunu bırakayım, 5. çerçeveyi çekeyim. Yani arının yoğun olduğu tarafa doğru gidiyorum. İnşallah bir şeyler olur ama hiç sanmıyorum. Var bir şeyler. Biraz ağırlık başladı çerçevede gittikçe. Biraz önce dediğim gibi bir 10 gün içinde hasat dönemine girdiğimiz zaman balın olup olmadığı o zaman belli olacak. Yani bayağı mağduruz arkadaş. Allah fırsat versin bakalım. Yani şimdi dediğim gibi bu aşırı şiddetli rüzgarlar ve birden yağmur bulutunun gelmesi, güneşli havada yağmurun yağması, gelen ağır tarlacı arının düşmesinden kaynaklanan böyle mevcut azalmalarla oldu. İl geneli böyle. İnşallah düzeli sonradan gelecek olan doğadan kaynaklanan bu olaylardır. Doğal olaylar, yani bunlar gözle görülmeyen ve hiç tahmin etmediğin zaman olan olaylardır. Vallahi bal gözükmüyor ama. Şansınıza nasip pek olur. Gelse bile 3-4 günde doldurabilecek mevcut arılar şey yapabilir. Mevcut yok mu? Olmuş olabilir. Evet, o verir.